Ne diyor bir bakalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah'ın adıyla, Allah'ın adına, özünde merhametli, işinde merhametli Allah'ın adıyla, merhameti zatında ve sıfatlarında görünen Allah'ın adıyla birçok çevirisi yapılabilir. El-Kari'ah, şok dalga, son vuruş yoldaki en büyük kaza veyahut da yolun zirvesinde gördüğün imtihan, bela, musibet bu kelimenin e, etimolojisine inşallah dersin içinde gireceğim. Mel gari'a. Ah. Gari'a nedir bilir misin sen? İsmi failin müennesidir bu dişili. Yani öznenin dişili. Qari, qari, ayınla bakınız. Hemzeyle değil, elifle ile. Qari, yani gürültü, patırtı, insanı şok eden sınav, bela, musibet. Nedir bilir misin sen o? Vama ma edra kemel Nereden bileceksin ki sen qari anın ne olduğunu? Ve edrake kalıbı geldiği zaman buradan şunu anlayacağız idraki aşan bir şeyle karşı karşıyasınız. Evet. Nedir burada? Aslında son saat veya kıyamet veya ahiretle ilgili bir olayla karşı karşıyayız. Ahiretle ilgili olay bizim idrakimizi aşar mı? Kesin aşar. Onun için imanın konusudur. İdrakin konusu olmayan imanın konusudur. Niye? Çünkü kuşatamazsın. Çünkü ampirik bilginin konusu değil deneysel değildir. Ahireti deneyemezsin. Son saati deneyemezsin. Kıyameti deneyemezsin. Bir kıyamet simülasyonu yapalım da beğenirsek devam ederiz falan diyemezsin. Yani bir ölelim demeye benzer bu. Beğenmezsek bir daha ölmeyiz. Dolayısıyla işte bu ve ma edrake kalıbını gördüğünüz zaman o idrak edilemezler. Peki idrak edilemezler kısmından Kur'an niye bahseder? Çünkü insan merak eder. Varlık sorusu diye sorular vardır. Ontolojik sorulardır bunlar. Nedir bunlar? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Niçin varım? Evet, bilinç niçin var? canlıları da aşan bir boyut bilinç. Çünkü canlılığın son halkasındayız. Allah'ın en büyük yasalarından biri olan evrim yasasında bilinçte geldi. Bilince geldi canlılık. 4 milyar yıllık canlılık süreci bilince geldi. Peki benle solucan aynı mıyız? Benimle solucanın akıbeti veya benimle pervane böceği, pervane böceğini bilir misiniz veya sineğini? Nereden bileceksiniz? Lamba mı kaldı piyasada? Değil mi? Pervane sineğini bilmek için gaz lambasını bilmek lazım. Gaz lambalarını. Ben çocukluğumda o döneme denk geldim. Gençliğim, ilk gençliğim ve çocukluğum gaz lambalarının yanında çalışmakla geçti. Neydi o? Biliyorsunuz fitilli gaz lambaları olur. Pervane sineği aslında sinekten de, kara sinekten de küçüktür. Gelir, Lambanın şişesinin o kızgın ateş gibi şişesinin etrafında döner, 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 döner. Ondan sonra kaldırır kendini içine atar. Cıs. Bu surede o var. Bu surede o var. Anlatabiliyor muyum? Kel ferashil mabthuth. Pervane sineği gibi. Ona pervane sineği derler pervane böceği derler. Onun ismi o. İşte böyle bir şey. Yani nereden bileceksin dediği şey idrak edemediğimiz, kuşatamadığımız, bilgimizle kapsayamadığımız bir şey. Çünkü ahiret bilgiyle kuşatılamaz. Onun için imanın konusu. Ama böyle bir şeye niye giriyor Kur'an? Çünkü böyle bir şeyin merakı sende var. Varlık sorusu var olmalı. Varsan varlık sorunu sor arkadaş. Bu soruyu sormamak, bu sorunun kenarından dolanmak için insanlar kendilerini uyuşturuyorlar. Malla uyuşturuyorlar, güçle uyuşturuyorlar, iktidarla uyuşturuyorlar, uyuşturucularla, bağımlılıklarla uyuşturuyorlar, alkolle uyuşturuyorlar. Sırf kendi varlık sancısını yaşamasın, kendini doğurmasın diye. Çok mu ağır oluyor? İyi mi? İyi. Hay sağ olasın İlham abi. Evet iyi diyor. Yani şey geldi, onay geldi, devam edebilirim. <laughs> evet ağır. Hakikat ağırdır. Onun için yüreğimize böyle lök gibi oturur. İçimize oturur. Bizi buraya getiren de odur. Benim buraya parayla mı geldiğimi zannediyorsunuz? Öyle değil, hiç olmadı. İşte öyle değilse eğer sizi buraya getiren bir güç, bir saik, bir motive edici olmalı. O motivasyon hakikate olan aşkımdır benim. Ve ma idrakemen qari'a. Dariyanın ne olduğunu nasıl idrak edebilirsin ki? Evet. Yume yekunun nasu kel rashi'l mabthus. Geldi bak. O gün, hangi gün? O işte gari'a günü, şok vuruş günü, o facia günü, ansızın gelen o şok. O gün var ya, işte o gün insanlık kel feraşil pervane böcekleri, pervane sinekleri gibi olur. Nedir pervane sineğinin şeyi? Önce ateşe aşık olur, Ateşin etrafında döner döner sonra kendini kaldırır içine atar, cız bitti. Bu akıllı birinin yapacağı bir şey. Bu nasıl bir güdüdür? Bu nasıl bir şaşkınlıktır? Ki kendini kendi ellerinle yakarsın. Ama sinektir, yapar. Böcektir, yapar. İyi de sen böcek değilsin be insan. Sen sinek değilsin be insan. Kendini sinek yerine koyma be insan. Kendini böcek yerine koyma be insan. Hayat lambasının etrafında dönüyorsun ama gele gele ateşin içine koşuyorsun. Koşma be insan. Kendini yakma be adamım. Evet, bunlar amiyane tabirle meallendirmeleri ve tekunul cibalu kel menfuş ve dağlar ne olacak? Cibal, dağlar kel ihnil menfuş hallaç pamuğu gibi ihn aslında pamuk gutn Arapçada yine pamuk ama Kur'an'da ihn aslında atılmış pamuk anlamına gelir pamuk hafiftir değil mi? Pamuğun da en hafifi ehindir. Ehindir. Dolayısıyla kel ihnil menfuş yani atılmış hallaç pamuğu gibi böyle havada bile uçuşan derecede hafif bir pamuk gibi atılmış olacaklar. Yani belki filmlerde görürsünüz böyle bir şeyi. Çok yüksek bir patlamada görürsünüz böyle şeyi. Belki de insanın pamuklaşması ancak atom bombasının atıldığı Hiroşima ve Nagasaki'deki buharlaşan insanlarla da tanımlanabilir. Düşünsenize, molekül kalmıyor molekül. Atomuna indirgeniyor. Dolayısıyla işte öyle bir şey. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ İşte o zaman kim, her kim veya her kimse ثَقُلَتْ <laughs> مَوَازِينُ Tartısı yani iyiliği kötülükten daha ağır gelirse, açılımını veriyorum, iyiliği kötülükten bir tartı var. İyilik ve kötülükler tartılıyor. Hele ki öyle, hele ki ağır gelen, kötülük işlemeyen değil, böyle bir şey yok Kur'an'da. Günah işlemeyen diye bir kalıp yok Kur'an'da. Hata yapmayan diye bir kalıp yok Kur'an'da. Kötülük işlemeyen diye bir kalıp yok Kur'an. Çünkü insanoğlundan kötülük işlememesi değil, iyiliğin kötülüğünden daha fazla olması. Günah işlememesi değil, sevabının günahından daha fazla olması isteniyor, bekleniyor. İşte Bismillahirrahmanirrahim'in buradaki göstergesi bu. Rahman, Allah nasıl rahmet sahibidir derseniz her bu işte iyiliği kötülüğünden ağır gelirse fehuve fi ayşetir radiye. İşte o razı olunmuş bir hayata sürülecek. Razı olunmuş bir hayat bahşedilecek. Yani kendisinin razı olduğu bir hayat. Memnun olduğu bir hayat. Hoşnut olduğu bir hayat. Sevindiği bir hayat. Fehuve fi ayşetir radiye. Ve مَنْ men khaffet Kimin de günahları ağır, iyilikleri hafif gelirse, evet o tartıda, o büyük tartıda, o ilahi tartıda, فَاُمُّهُ <laughs> haviye. Buna dikkat edin. Dokuzuncu ayete dikkat edin. Onun annesi haviye olacak. Uçurum olacak. Evet. ma adra kemahiye. Yine geldi. Aynı kalıp geldi. Ve ma edrake. Sen nereden idrak edeceksin? Nereden bileceksin ne olduğunu haviyenin? Evet, bilinmez. Yani ahirete ilişkin tüm atı anlatımlar zorunlu olarak mecazidir. Mecazdır. Mecaz olmak zorundadır. Kur'an'daki cennet ve cehennem anlatıların tamamı mecazdır. Sadece idrak, senin idrak düzeyine indirmek için o kelimeler kullanılır. O kelimelere eğer literal manasını, lafzi manasını, hakiki manasını vermeye kalkarsan çuvallarsın. Hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Söze dair, edebiyata dair, söz sanatlarına dair, mecaza dair, istiareye dair, sembolik dile dair hiçbir bir şey bilmiyorsun demektir. Bence Kur'an'da okumuyorsun. Okuyamazsın bu halinle zaten. Onun için Kur'an öncelikle edebi metindir. Narun hamiye. Bir ateştir. Ama bir ateştir. Bildiğin ateş değil demek bu. Niye? Bakınız belirsiz gelmiş. Hani o İngilizce'deki dı var ya, bunda da Arapça'daki onun karşılığı eldir. Artık el. Yani belirli takısı. Belirlilik takısı yok. Olmadığının en tipik e, şeyi, şeyi, de bakınız. Eğer en naru gelirdi. O el olmadığı için sonu tenvinli gelmiş. N Narun gelmiş. O tenvin belirsizliğin alametidir. Ne demek bu? Belirsiz bir ateş. Yani aklının ermediği şu anda dünyadaki herhangi bir ateşte karşılamayacağımız, karşılaştıramayacağımız bir ateş demektir. Hamiye, yakıcı, çok yakıcı. Evet. Bu iç ateşi olabilir mi? Vicdan ateşi olabilir mi? Gayet olabilir. Gayet olabilir. İnsanın yüreğinde tutuşmuş ateş olabilir. Ömrünüzün en acı en acı olayı ne olurdu? Herhalde bilmiyorum. Bana beş çocuğun altı torununla birlikte aynı arabada gittiler. Hepsi de sizlere ömür oldu. Bir haberi gelseydi. Allah kimseyi yaşatmasın diyoruz da ama bu acılar da bizler için yaşanıyor bu dünyada bu tip acılar. Benim Elime biri çakmak tutsaydı hisseder miydim? Hayır. Niye? İçimdeki ateş elimdeki ateşten daha fazla olduğu için. Değil mi? Yüreğim yanardı. Yüreğiniz yanarken elinizi hissetmezsiniz. Çünkü içinizin ateşi daha büyük ateş. Evet, değerli dostlar. Suremiz bu. Ben şimdi insem gitsem ne olur? Ben istifade ettim ya. Yani huzurunuzda ayetlerle muhatap olmak, çalışma odamda ayetlerle muhatap olmaktan daha farklı bir etki yapıyor. Bu da ilginç bir şey.